Merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda senaryoları hızlıca oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım kanalda göstermediğim senaryolardan şu an hangisini gösterebilirim? Bilimi reddetme senaryosunu göstermeye çalışacağım ben size arkadaşlar senaryoda ne olduğunu umarım size gösterebilirim. Oyun çok hızlı tamamlanmadan bu senaryonun nasıl bir senaryo olduğunu gösterebilirim. Burada zaten açıklamada kısaca bahsediyor. İnsanlar işte bilimi reddediyor. İşte sinek yağdır, sarımsaktır, şudur, budur. Alternatif tıp yöntemlerine yöneliyorlar. E, bedelini ağır ödeyecekler deyip oyuna geçiş yapıyorum. Ufak ufak şimdi size burada genlerimi gösteriyorum. Burada darwinci genini kullanıyorum. Burada hidrofil genini kullanacağım. Çünkü hastalığımı Hindistan'dan başlatmayı düşünüyorum. Hindistan'da sulak bir bölge olduğu için hidrofil genini kullanıyorum. Metabolik sıçrama ve Su bonusu genini kullanarak oyuna başlayacağım. Burada da belirtilerin maliyetleri artmaz genini kullanarak oyuna giriş yapacağız. Şimdi hastalığı Hindistan'dan başlayıp viral istikrarsızlığı 3 seviyeye çıkartacağım. Sonrasında yapılacakları ben size tek tek anlatacağım. O sırada şunu hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her bir destek benim için çok önemli ben de bu tür videoları çekmek için motive olurum Ve her gün kanala Video atmaya devam ederim bu sayede Dedikten sonra Oyunumuza geçiş yapıyorum ben şimdi virali istikrarsızlığı 3 seviyeye kadar çıkartacağım Yine bu oyunu da arkadaşlar işte bakteriden tutun biyolojik silaha kadar bütün oyun modlarında Oynayabiliyorsunuz Ben virüste oynamayı sevdiğim için Yine bu senaryoyu sizlere virüste göstermek istiyorum. İşte bize burada başta insanlar işte bilimi reddediyor. İşte süper bilime inanıyorlar vesaire falan gibisinden şeyler söylüyor. Mutasyonlara, anemi mutasyonu orada dokunmayacağım. Ta, ta ki ölümcül olmaya başlayana kadar belli bir süre mutasyonlara dokunmayacağım. Ama ölümcül olunca mutasyonları geri çekeceğim. Size bunu oyun içinde eğer olursa gösteririm zaten. Hangi mutasyonlar bizim için faydalı, hangi mutasyonlar bizim için zararlı? Bunları tek tek göstereceğim. Viral istikrarsızlığı 3 seviye yaptım. Genlerde de zaten Darwinci geniyle girdiğim için hastalığın kendi kendine mutasyon göstermeye başlayacaktır. Bulantı mutasyon mutasyona uğradı. Bulantı bizim için güzel bir özellik. Bulaştırıcılığı arttıran bir özellik. O yüzden bulantı özelliğini geri almayacağım. Şimdi buradan su bir seviye, hava bir seviye. Ondan sonra hava ve su iki seviye. Sonrasında da biyoaerosol kombosunu açacağız. Hemofili belirtisi mutasyona uğradı. Şimdi ölümcüllüğe bakıyorum. Şu an hala ölümcüllük başlamamış durumda olduğu için hemofili, hemofili belirtisine de dokunmayacağım. Ee, süper bilim ütopyasını İngiltere'de kuruyorlar arkadaşlar. Kursunlar bakalım. Ne olacağını size göstereceğim. tıp bir araştırmaya şu an 0 dolar yatırım var. İlerleyen zamanlarda unutmazsam tekrardan bakarız. Şimdi iç kanama belirtisi mutasyona uğradı arkadaşlar. iç kanama belirtisiyle beraber ölümcüllük olmaya başladı. Ben bu gene bu belirtiyi geri alacağım. Çünkü ben daha hastalığın oyunun çok başındayken ölümcüllüğe ulaşmasını istemiyorum. Çünkü bu seviyede ölümcüllüğe ulaşırsa erken safhada hastalığı tespit edip ve ona göre de tedavisini geliştiriyorlar. Zaten bu da oyunun trik noktalarından bir tanesi. İstilik belirtisi mutasyonu uğradı. Gayet güzel. Bu da yine bulaştırıcılığı artıran bir özellik. Hatta terlemeyi de ben yükseltiyorum. Sonrasında deri lezyonlarını da yükselteceğim. Oyunu çok fazla oynadıktan sonra zaten arkadaşlar hangi belirtinin ne işe yaradığını siz otomatikman çözüyorsunuz. İşte hastalığın bulaştırıcılığı azsa ona yönelik belirtiler açıyorsunuz. İşte ölümcüllüğü asla ona yönelik belirtileri açıyorsunuz. Ben size zaten bunu daha önceki videolarımda defalarca kez anlatmış olmam gerekiyor. Şimdi burada ben deri lezyonlarını da açıyorum. Deri lezyonlarını açtıktan sonra yayılma kısmından hastalığın bulaştırıcını arttırmaya devam edebilirim. Ya da yetenekler kısmından soğuk direncini ve ilaç direncini yükseltebilirim. Burada hastalığın bulaşma bakacağım. Bol kanama belirtisi kombosu. Ufak bir miktar ölümcüllük var. Ama hastalığın bulaştırıcılığı da güzel bir noktada o yüzden şu an için müdahale etmeyeceğim buna havayı bir seviye yükselttik Hastalığımız öldürmeye başladı Hatta çok hızlı öldürüyor diye uyarı aldık Şimdi soğuk direnci bir seviye ilaç direnci bir seviye sonrasında bunları iki seviye yapacağız Hastalığımız çok hızlı öldürüyor olabilir ama şu an bulaştırıcılığı da çok fazla olduğu için artık ben ölümcül olan genleri geriye almıyorum. Hapşırma geni de mutasyon olur. Bu da yine bulaştırıcılığı arttıran bir özellik. Soğuk direncini 2 seviye yaptım. Hindistan havaalanlarını kapatıyor ama çok geç kaldı. Şimdi ilaç direncini iki seviye yapacağım. İç kanama belirtisi mutasyona uğradı. Yani ısrarla iç kanama belirtisini ben şimdilik istemiyorum. Şimdi burada ilaç direncinin iki seviye yapacağım. İlaç direncinin iki seviye yaptıktan sonra yayılma kısmından hava ve su ile bulaşıcılığı geliştireceğim. Öncelikle suyu iki seviye yaptım Grönland'da sadece deniz ulaşımı olduğu için Grönland'da bulaştırmayı biraz daha önemsiyorum ben bu oyunda Şimdi hemen buradan yayılma kısmından Bio aerosol kombomuzu açıyoruz Belirtiler kısmından ölü dokuyu ben kendim açabilirim ya da kendisine mutasyona uğrayabilir Yakındır mutasyona uğraması diye düşünüyorum buradan hastalığın yayılmadığı ülkelere Bir göz atıyorum Baya fazla ülke var. Bağışıklık bastırma belirtisi mutasyona uğradığı çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar tedavi çok hızlı bir şekilde başladı. Şu an alt taraftan tedaviyi takip edebiliyorsunuz. O yüzden genetik sertleşmeyi iki seviye yapacağım. Ve bundan sonra tedavi hızına müdahale etmeyeceğim. Çünkü size oyunun senaryonun mantığını gösterebilmek için. Çünkü oyunu ilk etapta bu noktada kazanmak istemiyorum ben senaryoyu gösterebilmek adına. Öyle doku belirtisi mutasyonu aradı kendi kendine. Benim için güzel bir özellik. Artık geri almayacağım onu. Ama organ yetmezliğine mutasyona uğrayacak olursa onu geri almamız gerekecek. Çünkü ölü doku bulaştırıcılığı ve ölümcüllüğü artırıyor. Organ yetmezliği sadece ölümcüllüğü artırıyor. Şu an sadece ölümcüllüğü artıracak genler benim işime gelmez derken organ yetmezliği de mutasyona uğradı. Şimdi burada ben organ yetmezliğini şimdilik geri alıyorum. Çünkü hala Grönland'a hastalık bulaşmış değil. Bir yandan da tedavi hızı %77'lere kadar geldi. Şimdi burada bir miktar tedavi hızını düşüreceğim ben. Hastalığı bütün dünya yayabilmek için derken Grönland'a da bulaştı. Zaten artık bulaşmamış bir ülke kalmadı. Grönland'ı takip edeceğiz arkadaşlar. Grönland'ın tamamı hasta olduktan sonra bu oyunu rahat bir şekilde kazanabileceğiz demektir. Ee, şimdi arkadaşlar alternatif tedavi Alternatif tedavi ortaya çıkarttılar işte millete dağıtacaklar şimdi sinek, e, Snake oil diyor Yılan yağı vesaire falan siz orada ne yazdığını okursunuz ben hızlıca geçiyorum oraları Şimdi ishal belirtisi mutasyona orada yine bulaştırıcılığı arttıracak bir özellik benim için gayet güzel tedavi %95 Tamamlandı %100 tamamlandı hop Şimdi bilime inanmamanın bilimi reddetmenin Zararlığını göreceğiz arkadaşlar Tedavi hiçbir işe yaramadı geliştirdikleri tedavi tamamen fos çıktı ve tedavi %5'e düştü. Yani oyundaki senaryo bu arkadaşlar. İlk etapta alternatif ürünlerle tedavi edilmeye çalışıyorlar. Ondan sonra %100 olduktan sonra bakıyorlar ki a bu tedavi işe yaramadı. Ondan sonra tekrardan tedavi geliştirmeye çalışıyorlar. İkinci sefere %100 olursa oyunu kaybediyorsunuz. Şimdi burada belirtiler kısmında artık ben organ yetmezliğini açıyorum. Zaten Grönland'da hasta olacaktır. Dizanteri belirtisi mutasyon oradı gayet güzel. Bu sağlıklı kalan kişilerin çok hızlı bir şekilde hasta olmasına yetecektir. Tedavi %17 ve elinde 130 küsür DNA puanı var. Grönland tamamen hasta olduktan sonra bunların hepsini kullanırız. Derken Grönland şu an tamamen hasta oldu ve dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Tedavi %18 civarlarında Buradan hemen elimdeki DNA puanlarını harcayın. Genetik karışıklığı 3 seviye çıkartıyorum ve buradan açabildiğim bütün belirtileri tek tek açıyorum. Senaryonun özeti bu şekilde arkadaşlar. Bütün hastalık modlarıyla beraber oynayabiliyorsunuz. Yine bir nebze oyunu kolaylaştıran bir senaryo oyunu zorlaştıran değil de biraz daha oyunu kolaylaştıran bir senaryo. İnsanlar İngiltere'deki süper bilim laboratuvarını yıktılar. Geç bile kaldılar. Keşke daha önce yıksalardı. Oynamamı istediğiniz senaryolar varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Onları da mutlaka oynayacağım. Özellikle çiçek hastalığı senaryosunu oynamayı istiyorum. Çünkü gerçekten zor bir senaryo. Bence en zor senaryolardan bir tanesi de o. O da yakın zamanda kanala videosu yüklenecek. Bütün belirtiler kendi kendine açılmış oldu arkadaşlar. Hemorajik şok belirtisi mutasyona uğramasıyla beraber zaten dünyada da insan şu an itibariyle kalmadı. Ben sizlere kısaca istatikleri gösterip oyunu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.